Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel kropun veya bluzun anlatımını yapacağım. İsterseniz bunu uzatabilirsiniz de, isterseniz kısa bir şekilde de bırakabilirsiniz. Her bedene uygun nasıl yapacağınızı hepsini göstereceğim. Bir önceki videomda zaten takım yapmıştık. Bakın, şortunu da yaptık. Örgüden şortumuzu. Bunun üstüne de crop'u göstereceğim şimdi. Şortu bir önceki videomda göstermiştim zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bu güzel crop'umuzu nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. İpim etrofil organik koton. Çok güzel yazlık merserize gibi duruyor. Sizler bunu dediğim gibi alize diva ile de yapabilirsiniz. İstediğiniz iplerden yapabilirsiniz. Bu şimdi 5-6 yaşa uygun bir crop bluz. Siz bunu şu alt kısmını göstereceğim. Bu alt kısmını örerken göğsünüzün kim örüyorsanız göğsünüzün tam alt kısmına orayı ölçersiniz. Tam geliyorsa zaten ölçünüz. Kime yapıyorsanız o şekilde ölçünüzü zaten bu dikiş falan yok. Komple gideceğiz. O yüzden ölçünüzü öyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi başlangıç olarak 5 tane 6 tane zincir çekelim. Zincirinizi tam ilmek alıp şu kısma sabitleyeceğiz. İlmek aldık. Yani trabzanla. 1 2 defa da çıkacağız. Bu arada tığım 3 no. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Geri döndük. İlmek aldık. Tam orta yerine bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. İlmek aldık. 3 zincirin tam orta yerine bir trabzan daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekip geri döndük, ilmek aldık. Zincirin tam orta yerinde bir trabzan yapıyoruz. Yani kafes yaparak gidiyoruz. 3 Ben bu şekilde büyük değil, şöyle küçük bir parçada göstereceğim nasıl yaptığınızı. Siz dediğim gibi bu kafesi ne kadar uzatıp ölçerseniz bel kısmınızın biraz üstüne, yani göğüs kısmınızın altına ne kadar uzunlukta istiyorsanız oraya ölçersiniz. Düz bir şekilde gittiğiniz zaman zaten her bedene uygun kime yapıyorsanız o şekilde ölçünüzü alabilirsiniz. 3 zincir çekip geri dönüyorum. Zincirin tam orta yerine sabitleyeceğim. 3 zincir çekiyoruz. Geri döndük. Zincirin tam orta yerine bir trabzan. Dediğim gibi bunu uzatıp şu bel şu kısım nereye denk geliyorsa oraya ölçtüğünüz zaman zaten bedeniniz ortaya çıkmış olacak. Şimdi 3 zincir çekip geri dönüyorum. Zincirin orta yerine bir trabzan. Bu şekilde alt kısmını başlayalım. Başlangıç yeri biraz zor gibi gelebilir ama hiç zor değil. Bildiğiniz kafes yapmış oluyoruz. Bakın. Şu şekilde olacak. Şimdi bunu uzatalım. Ben biraz şu kadar yapıp nasıl yapılacağını göstereceğim. Küçük bir parçada zaten anlayacaksınız nasıl yapılacağını. Bu şekilde arkadaşlar büyütelim birazcık.
Benim için bu kadar yeterli. Bunu uzatın. Ölçünüze göre şu şekilde nerenize denk geliyorsa, kimi örüyorsanız bu şekilde bitirin. Bunu uzattıktan sonra ben küçük parçada göstereceğim için bu kadar yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle düz bir şekilde tutalım. Yamukluk olmasın ki denk gelmez. Ve düz bir şekilde bunu buraya birleştireceğim. Şu şekilde tutun. Ve bunu başlangıç şuraya sabitledim. İlmek almadan sabitledim. Bakın düz bir şekilde sabitledim. Daha sonra şurasını arkadaşlar şu uçla diğerini küçük bir iğne yardımıyla da birleştirebilirsiniz şurayı. Yani şurada da göstereyim. Ben de henüz birleştirmedim. Şu kısmı üst tarafı birleştirdik ama orasını küçük bir iğne yardımıyla birleştirebilirsiniz. Şimdi ilmek alıyorum burada. Bir boşluk, bir kafes bırakıyorum. Şu diğer ikinci kafese ilmeğimizle birlikte bir, biraz uzatabilirsiniz. 2, 3, 4 tane trabzan yaptık. Biraz uzun tutarsanız daha güzel duruyor şu yelpaze gibi modelimiz. Biraz uzatalım. Uzatın dediğimde kastım şöyle. 4 taneyi yaptık. Bir zincir, pardon, 2 zincir çekelim burada. 2 zincirden sonra ilmek alın. Aynı yere şu şekilde uzatırsanız trabzanları şöyle uzatarak yaparsanız yelpazeler daha hoş duruyor. 4 tane yaptım. 4 bu tarafa 2 zincir çektim. 4 bu tarafa hiç ilmek şey zincir çekmeden 1 2 tane kafes atlayıp 3. kafese bunu sabitledim. İlmek alıyorum. Bir boşluk bırakıp diğerine. Bunu bu tarafa sabitlerken 2 kafes bırakıp diğer üçüncü kafese ilmeksiz battım. Diğerine başlarken bir kafes boşluk bırakıyorum. Yine 4 tane şurasını biraz uzatalım. Sonra trabzanımızı örelim. 3, 4 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekelim. Aynı yere 4 tane daha trabzan örelim. İkili trabzan ördük. Şimdi 1, 2 boşluk bırakıp 3.'ye sık iğnemizle sabitledik. İlmek aldık. Bir boşluk bırakıp diğerine 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptık. Bir zincir çek, pardon, 2 zincir çektik aynı yere. 1, 2, 3, 4. 4 tane doldurduk. 1, 2 boşluk bırakıp 3.'ye sık iğne ile sabitledik. İlmek aldık, bir boşluk bıraktık diğerine. Bu şekilde sona kadar gelelim. Tepede 2 zincir, 4 tane dolgu. Şu sona kadar gelelim arkadaşlar. Sona geldim. Şu şekilde durdu. Bakın. 2 zincirle son yelpazemi de yapıyorum. 4 tane yaptım. Şu ilk başlangıç yerimize şekilde bağladım. Dediğim gibi şurayı bir iğne yardımıyla şöyle arkadan dikebilirsiniz. Burada bir zincir çekiyoruz.
ve bu ipimizi artık kopartıyoruz. Diğer rengimize geçeceğiz. Hiç dikiş yok bunda arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi hep aynı yerden başlamayın. Bir geriden, bir geri ya da bir önden başlayabilirsiniz diğer ipinize. Şimdi diğer ipime geldim. Bir sonraki yerden başlayacağım. Bu ara yerden başladım. Şu dolguların tam ara yerinden 1, 2, 3 zincirle ilmek alıyorum. Aynı yerin ortasına şöyle bir trabzan yaptım. Yani iki tane trabzan oldu şununla birlikte. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 2 zincir çektiğimiz bu boşluk tepedeki ilmek almadan sık iğne ile buraya sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmek alıyoruz. Orta yere bir, aynı yere bir tane daha, iki tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine boşluğun tam ortasına sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmek aldık. Bu ortaya battığımız sık iğnenin tam ortasına bir, iki tane trabzan yaptık. Trabzanları dediğim gibi burada da biraz uzatırsanız şurayla denk düşebilir. Daha hoş durur. Bu sıramızda böyle. Zaten iki sıradan oluşuyor modelimiz. 4 zincir çektim. Ara boşluğa 2 tane trabzan. 4 zincir çektim bu tepeye sık iğne. 4 zincir çekip yine tam orta yerine 2 tane trabzan. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamlamış olacağız. Dört zincir çekiyoruz tam tepe kısmına. İlmek aldık ara yere, yani yelpazelerin tam aradaki yere iki tane trabzan örüyoruz. 4 zincir çektik boşluğa. Burada 4 zincir çekip bitiş noktamızın, yani şu başlangıçtaki zincirimizin tepesine içinden kaydırarak bunu sabitledik. Ve burada bir zincir çekelim. Bakın, hiç dikişsiz yuvarlak bir şekilde geldik. Şimdi tekrar bu işlemi yukarıda yapacağız. Bu ikili trabzanların üstüne yelpazeleri yapacağız bu sefer. Çünkü bakın, bir orta yere, bir diğer orta yere. Burada 3 tane zincir çektim. İlmek aldım. Şu tam iki tane trabzanın orta yerine 4 tane trabzan yapıyoruz. Şuradaki yaptığımız işlem gibi biraz uzatarak şu başlangıç zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi burada 2 zincir çekip ilmek aldım. Aynı yere bir 4 trabzan daha yapıyorum. Bu modeli çantalarda da çok kullanıyorlar. Güzel bir model. Hasır iplerle de yapabilirsiniz. Ve 4 taneden sonra tam şu yaptığımız sık iğnenin üstüne sık iğne ile bunu birleştirdik. İlmek aldık. Zincir falan çekmiyoruz. İlmek alıyoruz. Tam şu iki tanenin orta yerine bir,
2, 3, 4 tane trabzan yaptık. 2 tane zincir çektik tepeye, ilmek aldık. Aynı yere 1, 2, 3 ve 4 tane trabzan yaptık. Zincir çekmeden şuradaki sık iğnenin tam tepesine sık iğne ile birleştirdik. Bakın modelimiz yavaş yavaş çıktı. Bu ikili trabzanların tam orta yerine yelpazeleri yapıyoruz. Örerek göstereceğim size. İster çocuk için, ister büyükler için istediğiniz bedende yapabilirsiniz. Dediğim gibi şurayı önemli olan başlangıcı yaparken ikiye katladığınızda, yani şu bedeni ölçtüğünüzde zaten bedeniniz ortaya çıkmış oluyor. Bu sıramızda ilk yaptığımız sıramızın zaten aynısı. Tabii siz istediğiniz renklerde 3 renk, 4 renk de yapabilirsiniz. Veya elinizde olan bütün renkleri de kullanabilirsiniz. Son yelpazemizi de yapıyoruz. 4 tane yaptık. 2 zincir. Bir 4 tane daha yapıp şimdi burada şunu da buraya bir tığımızı taktık tam orta yere. Şuradaki ucu da tam zincirin olduğu yeri, başlangıç yerini hepsini birden şu şekilde çıkarttım ve bir zincir çekerek sabitledim oraya. Bakın. Ve bu ipimizi artık kestik. Bunu arkadan tekrar ben bir düzelteyim. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sıramızda oldu. Şimdi tekrar bir geriden geleceğim. Diğer ipimize geçiyoruz. Aslında aynı işlemler ama bir sıra daha göstermek istiyorum sizlere. Çünkü başlangıç yeriyle buradaki yapma çok farklı oluyor. Tam yine orta kısımdan başlıyoruz hep. 1, 2, 3 zincir çektik, ilmek aldık. Aynı yere 2 tane direk yapıyorduk. Evet, ikisini yaptık. Bu boşlukla 2 tane dolgunun ortaya hep 2 tane direk yapıyoruz şu şekilde. Sonra 4 tane zincir çekip bu yelpazenin tam ortasına battık.
1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ilmek alıyoruz. Tam orta yerden 2 tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Şunu biraz geri tutalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir ilmek aldık. 2 tane trabzan aynı yere. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Yani bir renkten iki sıra kullanacağız. Bir sıra bu, bir sıra dolgusu. Bir rengi iki defa kullan. İki sırada kullanıyoruz. Sırayı da tamamlayalım. Zaten modelimiz ortaya çıkmış oldu. Son yerimize geldik. Dört zincir çektik. Aşağıdaki yaptığımız gibi bu. Hemen ilk baştaki zincirin ortasına ilmek kaydırdık içinden. 4 tane zincirimizi çektik. Bak. Zaten bitiş noktamız da aynı şekilde şöyle bitecek. Ne kadar isterseniz o kadar uzunlukta da yapabilirsiniz. Yine burada tam orta yerine yelpazemizi 4 tane yapıyoruz. 2 zincir çekip aynı yere yine 4 tane. İlmek almadan hemen bu sık iğnenin üstüne sık iğneyle bunu birleştirdik. İlmek aldık. Diğer iki direğin orta yerine 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincir çektik. Aynı yere 4 tane daha yapıyoruz. Ve sık iğne ile tam ortaya birleştirdik. Evet arkadaşlar, bu kadar. Modelimizin yapımı bu kadar. Şimdi size kaç sıra dediğim gibi örmek isterseniz ördükten sonra şurayı zaten askılarınızı genişliği ne kadar olur bilmiyorum sizin ama askılarınız genelde şu koltukta bu kadar büyük olsa bile 7 santim veya 8 santim de olabilir. Bırakmanız kenardan yeterli olacak. Şöyle tuttuğunuz zaman ben şurayı bir sökeceğim. Zaten burayı anladınız. Şöyle tuttuğunuz zaman bluzunuzu şuradan bir iki tane yani şu direkten iki tane ben küçük yaptığım için tabii ki böyle. Bu ayrımı zaten siz kendiniz yaptığınız bedene göre görebilirsiniz. Kulpunu hemen buradan siz onu bitirdikten sonra nereye yapacaksanız kulpunu hemen bu direğin yanına iki tane, bir tane de orta yerine üç, bir tane de buraya, pardon, iki tane de buraya trabzan. Yani şu başlangıç zincirle birlikte 5 tane trabzan oldu. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu kulpumuz o kadar basit ki 1, 2, 3 zincir çekip geri döndük, ilmek aldık. Zaten 1 bu. 2
3, 4, 5 tane kilit trabzan yaptık. 1, 2, 3 tane zincir çekip geri döndük. İlmek aldık. Aynı şekilde arkadaşlar, geri dönerek askımızı trabzan yaparak bu şekilde şu 5 taneyi unutmayın. 5 tane yaparak 3 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Önce dibine battık. 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 zincir çektik. Geri dönüyoruz. İlmek aldık. Hemen zincirin dibine battığınızda zincirle birlikte 2 oldu. 3, 4 ve 5. Bakın, hiç eksilme artırma olmadan bu şekilde askınızı istediğiniz uzunlukta yapıp arkaya denk gelecek şekilde birleştirebilirsiniz. Veya bunu kırıp biraz uzun bırakın, arka yerine dikebilirsiniz. Kropumuz bu kadar arkadaşlar. Çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Dediğim gibi takıldığınız yerlerde de istediğiniz zaman yorumlarda bana söylersiniz. Ben size yardımcı olurum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Şortla takım yaparsanız da bir önceki videomdan yararlanabilirsiniz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.